Ki şunu sormak istiyorum aslında. Bu estetikle ilgili değil. Ray Kuzuel biliyorsunuz günde hatta Hürriyet Gazetesi'nde de çıkmıştı bu haber. Günde 150 supplement içtiğine bence sadece supplement da değil. Biraz önce hocamla konuştuğum bu damardan alan takviyelerin de bence çok yardımını alıyor. Şöyle bir şey söylemiş. 20-30 yıl içerisinde ölümsüzlük bulunacak. Ben o yaşa kadar kendimi sağlam tutup Sonra devam etmeyi düşünüyorum. İster misiniz bunu Ertuğrul Bey? Yani ölümsüz olmayı? Ya şimdi tamam iyi olalım. Herkes ister ölümsüz olmayı belki ama yeni gelen insanlar ne olacak dünyada yani? Kazık çakmayalım değil mi buraya? Ya yani bu, bu çok egoistçe bir şey. Şimdi böyle bir şey yok zaten. Yani ben nasıl bulunacak bilmiyorum. Parça parça iyileşecek, karaciğer yapılacak, kök hücreli o gelecek, bu gelecek, onu değiştirecek, bunu geçecek. İnsanın bence yönetmesi gereken asıl sorun beyni. Vücudu değil. Çünkü beyin çok namussuz bir organ. Beyin yaşlanmıyor zaten. Evet. Beyine estetiğe lüzum yok. Beyine ben bir, bundan 10 yıl önce bir futbol oynamaya çıktık. Futbolcuyum gençliğimde çıktık. Formaları giydim falan gayet güzel koşuyorum. Efendim 10, 10 yıl önce, önce evet 10 yıl önce. Top orada duruyor hareketler. Ayağımla, iki ayağımla alıp arkamdan topu atardım. Vurdum da nereye gideceğini bilirdim. Hepsi kafamda duruyor gene yani. O hareketin bütün kalıpları kafamda duruyor. Fakat topa bir şut atıyorum. Top tık buraya. Hani erkeklerin idrar yaparken şeyi vardır. Böyle <laughs> kısa bir Gidemez ya tamam mı? Onun gibi <laughs> Yani idrarda bu ölçülü şekilde top da gitmiyor oraya yani böyle. Ama aslında bu transhumanistlerin de aslında e, hayal ettikleri şey odur ya Ertuğrul Bey. Beynimiz yaşlanmıyor ama vücudumuz bizi e, bırakıyor. E, çok e, egoist daha doğrusu yani vücut, vücudumuzun belli parçalarını değiştirerek beynimizin yaşantısını devam ettirebiliriz. Böyle bir... Canım e... teorik olarak beynini bir kavanoza koyup hayata devam ettirebilirsin yani. Durur orada o. Böyle bir kavanoza Hiç yaşamak, hareket yaşamak hareket ister miydiniz yani. peki? Gerçekten Hayır. merak ediyorum. Şimdi benim istediğim bir tek şey var. Çok uzun bilmem ne, babam 83 yaşına kadar yaşadı, annem 90 yaşına kadar yaşadı. Özellikle. Babam hayatı boyunca günde bir buçuk büyük rakı içiyordu. Dört paket sigara içiyordu. Hiç hasta olmadı. Bir sabah kalktı. Annemin elini, elini annemin omuzuna koydu. Hadi alasmalık dedi. Üç kere hıçkırdı ve öldü. Ben de hayatımın sonuna kadar sağlıklı bir şekilde akşam üzeri içkimi güzelce içip, yemeğimi yemek, müziğimi dinlemek, hayat kalitemi devam ettirerek yaşamak istiyorum. Ne kadar yaşarım? 80, 80 yeter. 85 yeter. 90, oh ne ala. 95 derse tamam derim yani ondan sonra artık o vücudu kaldırmak görüyorum. Yani zor bir şey artık ondan sonra. Ama her insan tabii ki mümkün olduğunca çok yaşamak ister. Bu doğal yani insanın yani Allah'ın insana verdiği duygulardan biri bu. Bizi hayvanlardan ayıran da bu yani. Elbette yaşamak isteriz ama kaliteli hayat denilen bir şey var o çok önemli. Çünkü ben çok arkadaşla kaybettim. Yani hayat kalitesini kaybetmek zaten ölümün Elden Baştan ayaktan düşmek yani. galiba değil mi? Yani, biraz? Tabii, evet.